Programa başlamadan önce bir şey... Nasıl yıkama, yağlama? Arap isyanını yıkadı, yağladı. Arap isyanı yıkayıp yağladı. Şey gibi, kardeşim. Çamaşır makinesi. Arap isyanı şey yapma. Kaç, evet. Kaç kişi istenildi Arap? Sayısını söyle. Kaç kişi? Erhan, bizim o sadece Arabistan değil. Bak, profesörsün artık. Tamam. Ciddi tarihçisin. Kaç şey kişi? Tarafı, bana sayı söyle. Dakika, kaç bin Arap isyanı yaptı? Bir dakika. Şunu düşün. O isyan sırasında, yani daha doğrusu Birinci Dünya Savaşı'ndaki İngiliz operasyonu sırasında eğer o cihada uysalardı, sadece Arap dünyası, o şeyleri falan kastetmiyorum ben, onlar da gelenler, bu Orta Doğu'yu bu ülkeler çıkamazlardı kardeşim. O biraz okuyor. Tabii, biraz okumuyorum. Tamam, tamam. Bize tamam, karşı isteneden şey Arap sayısı kaç kişi, bizim yanımızda olan saydın kaç mı sen? Kişi? Sana soruyorum. Saydın mı? Sana Cemal Paşa hatırlarında ne diyor? Ne diyor? Ne diyor Cemal Paşa hatırlarında? Kaç bin kişi istenetti bize, öyle bir şey mi diyor? Yani Şark ordusunda... Bir dakika. Cemal Paşa'nın Şark ordusu... Arap isyanı demek Cemal Paşa'nın hatırası hayır, mıdır? Hayır, onu demiyorum. Kaç bin kişi ya? Erhan, bak, bir dakika. Burada, Arap isyanından başlıyoruz. Tamam, Arap isyanından bahsediyoruz. Cemal Paşa'yla... İsyan edenlerin Cemal çoğu... Paşa... İsyan edenlerin çoğu bedeviler. Kardeşim, Cemal Paşa'yla Arap isyanının ne alakası Cemal var? Cemal Paşa'nın yanında sen? Araplar yok mu Suriye'de? Şark ordusunda kim ya savaşıyor? Kardeşim, Arap isyan nerede oldu? Arap isyanı Suriye'de... Cemal Paşa'nın tamam. Canını okuyan İngiliz'i, Fransız'ıdır. Evet. Cemal Arap Paşa'nın yanında savaşanlar kim? Erhan Arap isyanı nerede oldu? Cemal Paşa'nın yanında savaşanlar kim? Tamam tamam, haklısın. Filistinli ve Suriyeli Arap. Haklısın, haklısın. Ya toplasan, isyan şey eden Arap sayısı kaç Erhan, bin kişidir? Erhan bak, Cemal Paşa ile Arap isyanını yan yana getirirsen eğer, Gazze'yi diyorsun, ben o meseleyi konuşmam. Gazze'de kim savaşıyor? Ben o şeyi konuşmam. Cemal Paşa savaşmıyor mu? Gazze'de kim var? Cemal Paşa kimin sorumluluğunda? Cemal Paşa'nın sorumluluğunda. Gazze'de kim var? Kim var? Gazze'ye kim girdi sonra? Kim girdi? Aç tarihi oku. Toplam kaç bin kişi? Ondan sonra. Toplasan Arapların sayısı 20 bini geçmez. Şerif Hüseyin'le birlikte isyan eden Arap sayısı. Yani koskoca imparatorluk o kadar zayıftı ki. Evet. 20 bin bedeviye takip ediyoruz. Araplarla mı işe yapıldı yani? Haklısın hocam. Ya arkadaşlar, bir haftaya şöyle bir çamaşır makinesi getirelim. Ha, öyle öyle. O fetvayı falan da getirelim, şey yıkasın. Çanakkale'de de, Filistin'de de bizim yanımızda da savaşanlar oldu. Bize karşı İngilizlerin yanında da savaşanlar oldu. Genelleme Erhan, yapılmaz. Bak, bütün Arap dünyasına genelleme. Hakikaten bak. Belki genelleme. Ağır olacak ama yakışmıyor. Hayır, ben sana soruyorum. Yapma. Kaç bin kişi isyan? Tarihe ideolojik 20 bin yaklaşık. 20 bin tane Arap isyan etti diye. Bütün milyonlarca Arap dünyasına mı şey yapacaksın kim? Ya? Ya Seven Pillars of Wisdom'ı okudun mu sen? Ben şey okudum. Bir dakika, okudun mu okumadın okudum. Mı? Okudum. Labirens okudum. Neden okudun? Ha? Labirens okudum. Diyor? Ne diyor? Ne diyor? Hayır, Labirens ne zaman isyan ettirdi? Ya ben sana ne diyorum bak. Topla kaç kişi veriyor? Yani bütün Arap dünyasını kaldırar, arkadan vurdurar. Bu söylemden vazgeç yani. Bu vurmadı eski söylemdi. Vuran var, vurmayan var. Ha yani... Çanakkale'de Atatürk'ün emrinde savaşan birliklerin 3'te 2'si Arap ya. 3 kişi orada olabilir, haberi bile yoktur. Ha, 3 kişi değil. Haklısın Erhan, haklısın. Atatürk'ün haklısın. Yanındaki 2 tabur Arap. Haklısın, haklısın. Yani şey değil. Efendim, valla Erhan'ı anlatamıyoruz, onun için ben hiç konuşmuyorum. Tabii. Yahu senin arkadaşların yayınladı. Ne yayınladı? Oku kitabı. Ne yayınladı? Şeyin kitabını. Kral Abdullah'ın hatıralarını. Benim arkadaşım değil. Arapçan yani. Varsa, Arapçan varsa da tamamını oku. Ben o Kral Abdullah'ın hatırladım. Biz Türklere niye isyan evet. ettik ismi bu. Evet. İsmi bu kitabın. Ya ben sana ne diyorum? Çok basit bir şey diyorum. Şerif Hüseyin'in yanında bize karşı savaşan Arap kaç kişi? Hadi 20 bin olmadı, 30 bin oldu. Yani 30 bin kişi için sen birkaç yüz milyonluk Arap dünyasını mı kaldırıp silip atacaksın yani? Erhan, Birinci Dünya Harbi'nde biz Arabistan'ın neresine hakimdik kardeşim? Birinci Dünya Savaşı'ndan önce zaten kaybetmişsin. Önce neresine hakim? Zaten kaybetmişsin birçok bölge. Ama Mekke'de, Filistin'de, bak, Suriye'de bizim tamam, yanımızda savaşan Araplar var. Tamam, sen çok iyi tarihçisin. Bilgisayar gibi kafam var. Ama seninle son dönemi mi tartışma? Son dönemi tartışma. Çünkü ben sana bir soru soruyorum. Basitçe bir soru soruyorum. Kanuni dönemine bize karşı sen benden iyi biliyorsun bu meseleyi. Genellemeye gidiyorsun. Genellemeye gitme. Sana bir şey diyeyim mi? Bu gece rüyanda oradaki şehit olan Fani Rıfkı'nda falan bahsettiği Mehmetçik seni boğar, öper. Orada şehit olan Araplar da yakışmıyor. Bana sarılıyor rüyasında. Zaten seyircilerimiz yazmış da. Bu ülkenin korunması için bizim yanımızda savaşan... Bak ne diyorlar, seyircimiz ne diyorlar, haklısın. Efendim haklısın. Bu ülkenin korunması için Yunanlılar da hepin savaş var. Bizim yanımızda savaşan Arapları silip atamaz. Yani adam gelmiş burada, Çanakkale'de şehit olmuş, Filistin'de şehit olmuş, Vesaire'de olmuş. Sen kalkıp sadece asilerle şey yapma. İyi Arap da vardır, kötü Arap da vardır. Fahrettin Paşa Japon ordusuna karşı savunmuş. Fahrettin Paşa'nın yanındaki Emir Ali Haydar kim? Türk mü? Efendim? Türk mü Emir Ali Haydar? Medine'de Türk mü yani o? O da Arap. Ailesini biliyor musun? Arap değil mi? Ailesini biliyor musun? Ailesini biliyorum tabii. Biliyor musun? Şerif Muhittin Tarkan'ın babası. Oğlu o. Evet. Emir Ali Şerif Haydar'ın ailesini biliyor musun? Neyini biliyor muyum? Kimlerdendir, nedir?
Şerif ailesinden ya. Bizim yanımızda Fahrettin Paşa'nın yanında savaşmadı mı kardeşim orada? Fahrettin Paşa'nın yanında savaştı. Şerif Hüseyin isyan etti. O da bizim yanımızda savaştı. Savaş sırasında. Savaştan sonra da perişan oldu. Neredeydi? Nerede? Bilmiyorum abi de neredeydi şey? Ali Haydar Paşa. Ben Ali Haydar Paşa'nın Medine'de resmini gördüm. Fahrettin Paşa ile birlikte birlikleri denemek. Yani senin de Beyrut'ta resmin mi var? Resmi var. El Cemal Paşa'nın yanında mıydın? Hayır, resmini bir gördüm. Sene önce. Resmini gördüm Medine'de. Ha, Medine'de resmini gördüm. Sonra neredeydi? Sonra neredeydi? Ne zaman? Ne zaman? Erhan, son dönemi konuşma. Son dönem değil. Son. Şerif Hüseyin isyan Erhan, etti. Bak, Şerif Ali Haydar bizim yanımızda savaştı. Erhan, bozmak istemiyorum. Kardeşim. Şu anda son dönemi konuşma. Şerif Haydar hakkında konuşacaksan. Şerif Haydar. Şerif Haydar'ın kendi hatıralarını okusun. Şerif Haydar da bize mi isyan etti? Lafı karıştırma. 20 bin, 30 bin Arap isyan etti diye. Ki o kadar da yoktu. Erhan, Çamlıca'daki köşkte gidemiyor. İçeri almıyor. Ben birlik, ha, bilmiyorsun. Birlikler denetlerken Medine'de gördüm. Ve Fahrettin Paşa'nın bir Arap askerlerinin içinde de bir Arap var. Önce o. Ha, Fahrettin Paşa, Fahrettin Paşa evet asker var. Fahrettin Paşa'nın hatıraları şeyde çok güzel yayınlanmıştır. Belgelerle Türk Tarihi Dergisi'nde. O muydu? O 4 cilt olan. Yok. Belgelerle yakın neydi? Tarih. Yakın tarihim, yakın tarihimiz. Belgelerle yakın tarih. Çok güzel anlatmıştır. O resmini gördüğün Arap birliklerinin gece ateş açarak silahlarını alarak nasıl öbür tarafa geçtiklerini. Kaç tanesi? Hepsi değil bak, genelleme diyorum ben sana. Genelleme. Haklısın. Biz Yunanlarda da savaşmadık. İyileri vardı bize karşı. Öyle değil. Haklısın. Yani senin yanında şehit olan Arapların ruhu gelir seni boğar. Yani başka bir şey yapmaz yani. Haklısın. Şey yapma onu. Yalnız yani. Yani Cezayir'den bile kalkıp gelip burada savaşanlar var ya. Çanakkale Savaşı'nda. Yani bu tamamıyla bütün Araplar kötüdür vesaire. Şurada bunlar değil. Kim getirdi? Kendi kaçıp gelenler var. Savaşa geliyorum, cihada geliyorum vesaire diye gelenler var. Yani o Fransızlarla şey yapma sen. Son dönemi şey yap. Son dönemi. Lütfen. Ben sana ne diyorum? Bak o zaman Cezayir'i sana söyleyeyim ben. Hı, söyle. Bak ben senin Kanuni dönemini bilmem ne, klasik dönemi tartışmıyorum. Ben de tartışmıyorum seninle. Ben sana bir soru soruyorum ve genelleme yapma diyorum. Ben sana diyorum ki, bak çok basit bir soru soruyorum. Demagoji başka bir şey, demagojide yaklaşma. Bize karşı savaşan kaç bin Arap var? Kardeşim, Arap hepsi bizi arkadan vurmuştur. Hepsi vurmuş. Üç kişinin arkamızda durması istisna değildir. Bir, ikincisi, Cezayir'de gelen var. Cezayir'den onları getiren, orada şeylerin kurduğu binbaşı Neşet Bey vardı. Hiç duydun mu sen? Duydun mu hiç? Duymadım. Ha, öğren o zaman. Duydum. Onların kurduğunu kıvırma. Sen söyledin. Neşet Bey'le ha. Şimdi sen kurma. Tek bir soru soruyorum. Bir dakika. Araplardan bak, bize karşı savaşan kaç bin kişi? Ben demagojiyi senden iyi yaparım. Yapamazsın. Demagojiyi senden iyi yaparım. Sen ucuz kahve işi yaparsın. Hiç ucuz kahve işini sen yap. Cezayir'den gelenleri madem biliyorsun ben sana şeyini söyleyeyim. İtalyan çıkartmasından sonra biz sahilde İtalyanları tutturduk. Evet. Tuttuk. İçeri giremediler. Kimler vardı? Birinci Dünya Savaşı'nda mı? Trablusgarp'ın Cezayir'le ne alakası var? Bilmiyorsunuz. Dinle, öğren ya. Deme. Sana basit bir soruyorum. Efendim sevgili seyirciler, bir söz var. Birinci Dünya Savaşı'nda Şerif Hüseyin'le birlikte savaşıp bizi arkadan vuran Arap sayısı şey kaçtır kardeşim? Patlama söyleyeyim o zaman. Söyle. Dinle. Söyle. Bir şey oradan oraya kıvırma. Filistin'deki Arapların kaçta kaçı bizim yanımızdaydı, kaçta kaçı yanındaydı. Suriye'dekilerin kaçta kaçı bizim yanımızdaydı, kaçta kaçı yanındaydı. Cezayir'den başlayın. Çanakkale Savaşı'nda bizimle birlikte savaşan... Efendim görüyorsunuz mahalle şeyi budur işte. Bu kadar. İlber haklı bazı şeylerde. Hiç İlber Milber haklı deme. Cezayir. Hiç İlber Milber haklı. Libya'dan bilmem neden dinle. Dinliyorum. İki, Fuat Efendi, Emel Paşa, Mustafa Kemal. Yıl kaç? 1912. 12-13 bunlar oradalar. Ve... Biz mecburen o sahili terk ettik şeyi. Trablus tarafını yani Libya müdafasını. Orayı bekle girme araya. O şeyi terk ettik. Orada bazı görevliler bırakıldı. Bu görevliler bunun için askeri de vardır, iddiaçısı da vardır ve ismen de olsa teşkilatı mahsusacıları da vardır. Bu kişiler 1922'ye kadar Birinci Dünya Harbi'nde, İstiklal Harbi'nde ve Türkistan'daki basmacı harekatında, ayaklanmasında, basmacı hadiselerinde hepsi buraya gönüllü göndermişlerdir. 1921 Ocağı'dır zannedersem, Londra'da, Moskova'da İslam İttihatları, Cemiyetleri İttihadı kurulmuştur. Onun maddelerinden biri, 4. veya 5. maddesidir. Maddelerinden biri, Emir Şekip Arslan, Arap değildir, Dürzi'dir.
Emir Şekip Aslan ve neydi bir adam, birisi daha vardı, ismini unuttum. Onun Kuzey Afrika'da başlatılan harekette oradan gönderilen gönüllülerin artık o şeye kaydırılmasıdır. İngiliz, çünkü Bakü toplantısı olmuş. İngiliz işgaline karşı İslam Birliği için kaydırılmasıdır. Yani orada yapılanlar bir Libya İtalyan işgali sırasında kurulmuş olan direniş harekatının orada var olmasının eseridir. Öyle kara gözümüz falan filan değil. Neyi? Ha, sonra ne olmuştu onu da söyleyeyim ben sana. Devlet, yani yüksek kurul üyesiydin. Hı. Şu anda değilsin değil mi? Ama yani tarihçisin. Şeye gidersen tarih kurumunda, arşivinde. Şimdi burada senin dakika, benim dediğim aleyhte bir şey değil. Bir dakika. Şimdi belge gösterince şey yap. Belge değil. Oraya gidersen Şefik Özdemir Bey ile birlikte Irak'a girip milli mücadele sırasında Musul harekatını, Erciyes'li harekatını yapanların gelen Arapların o bölgeden gelen Arapların tarih kurumuna gidip okursan tenezzül edip. Hiç okursan mokursan değil. Lagaluga'ya çekme kardeşim. Bana bak, milli şimdi getirin bir kadar fotokopilerini aldım. Sırasında. Para kavgasından geri dönmüştür biliyor musun onu? Kim para yani? Alamadığı için. Musul'da hareket eden yapan Şefik Özdemir'in yanında. Bir dakika, demin Cezayir'den bahsediyor. Sen Cezayir'den bahsediyorsun. Tabii Şefik Özdemir'in yanında da Cezayir'den Araplar var. Dürüst ol. İnsan sözünleri. Hayır. Yani şeyi, saçının berberi olur. Hiç lafını kıvırma. Milli mücadele sırasında Musul'un alınması için Şefik Özdemir'le birlikte Erciyes'li harekatını yapan askerlerin içinde Araplar da var. Milli mücadelede bile senin yanında savaşıyorlar. Haklısın. Yani sen sırf klasik inat benim dediğim Arap doğru şey. Arap ordusu birliği göstersene bana. Şefik Özdemir Bey. Milli mücadele bir Arap birliği göstersene bana. Erciyes'li harekatına çok o Şefik Özdemir. Erciyes'li harekatının senesi kaç? Erciyes'li hareket 21-22. Yani o dönemde bile Erciyes'li hareket milli mücadele sırasında Şefik Özdemir Bey Arapça bildiği için o bölgedeki Arapları topluyor, diğer aldığı Türklerle birlikte gidiyor ve Musul harekatı yapıyor. Bir seyircimiz sormuş da Erhan Hoca'ya Atatürk'ün Suriye hatıralarını hatırlatmak isterim. Suriye'deki Arapların Paşa'nın otobeni nasıl çevirdiğini, linç etmeye çalıştığını çok canlı anlatır. Acaba Mustafa Kemal Paşa Suriye'ye Japonların namusunu korumak için mi gitmişti? Öyle olmuş beyler. Yani o senin Türklerle birlikte Ahmet, savaşırken şehit olan Araplar girecek. Gelip gece diyor anne seni boğacak. Şam'da yani bizim yanımız, benim lafımı bizim satma. Yanımızda hiç Arap Şam'da, bizim yanımızda hiç vardı, Arap savaşmadı. Vardı, para hep vardı, isyan etti. Para ne para için ya? Çanakkale'ye para için mi geliyor adam? Kardeşim, Çanakkale'de Arap isyanı yok, vatandaşın senin. Niye? Ya vatandaşı bulup gelmeyenler de var. Şerif Hüseyin aptallık etti, geç isyan etti. Vatandaşı bulup gelmeyenler de var. Onlara ne diyeceksin? Şerif Hüseyin, ya bak. Dönemleri karıştırma. Çanakkale'de Arap isyanı yoktur. Arap isyanının filizlenmesi 16. 1916'da başlar tamam. Şeyse. Ve biraz oku lütfen. Çanakkale'de Arap isyanı olduğu zaman da senin yanında savaşan Arap yok mu? Şark ordusunda savaşan. Genelleme yapma diyorum. Burada bir dersi kere, sen vermiyor orada, muydun? Bir dakika etrafa. Orada şehit haklısın, olan haklısın. O kadar. Efendim Erhan yola girmiş. İslam adına. Sayın bakalım haklısın. Türk devleti adına tamam. Savaşırken şehit olan İki ucuna bağır ben reklam verdiriyorum diyecek. Bak duydun mu? Reklam diye bağırıyor. Haklısın. Yani genelleme yap. Tabii. Bütün Araplar isyan etti. Tabii. Yani tabii, altı, üstü tabii, birkaç tabii. Bir 10 bin Arap isyan etti. Bütün Arap dünyasını kaldır at. Yani, yanında savaşan binlercesini unut. Ne güzel doğru, hayat doğru, ya. Doğru. Haklısın. Efendim tamam. Erhan Bey akademisyen olduğunu unuttum. Efendim akademisyenliğinin şanı da. Hayır ben akademisyen olarak söylüyorum. Ben senin gibi bizi arkadan vurmuşlardır diye genelleme yapıyorum. Bizi arkadan vurmuşlardır. Vuranı vardır. Şerif Hüseyin liderliğindeki Bedevilerdir. Hı. Ama Filistin bölgesindeki, Suriye bölgesindeki Arapların önemli bir kısmı Türklerin yanında savaşmıştır. Ha. Cemal Paşa'nın ordusunda savaşmıştır. Ha. Bunların bir kısmı da Çanakkale'de savaşmamış mıdır? Ha. Yok muydu bizim yanımızda? Sayısını ver bakayım bana. Bizim yanımızda yok mu? Sayısını ver. Alırız. Sarı şey söyleyeyim sayısını getiririm ben sana Şefik Çanakkale. Şefik El-Müeyyed'i bilmem neyi orada o asmasaydı onlar da kalmaz yani o korkudan tabii, diyor. Tabii. He, korkudan. Şeyleri biliyor musun? Korkudan da. Neyse. Bundan sonra yani, ben de efendim. Musul harekatında bile senin Şefik Bey'in birliklerinin tamam. içinde Araplar var ya. Erhan kabile aşiret kavgası. Aşiret kavgası buradan götürüyor. Aşiret kavgası. O Afrika'dan gelen Araplar onlar. Nerede Afrika'da Arap ne arıyor? Nerede Afrika'da Arap? Afrika'dan gelip bizimle nereden? Birlikte savaşıp gelen Cezayir'den vesaireden gelen Araplar. Nereden? Onları götürüyor Şefik Özdemir. Hatay civarındakiler nereden? Alıyor o götürüyor. O tarafı orayı sen Arap alma ya. Başka bir şey orası ya. Magribi onlar. Magribi. Apayrı şey onlar. Ha. Çanakkale'deki Arap vardı nerede isyan diyor. Orada iki sene var. Neyse haklısın herhalde haklısın. Bir isyan da bütün Araplar isyan etti. Haklısın. Tabii haklıyım. Ben genelleme haklısın. Yapmıyorum. Reklam tamam, diye bundan bağırıyor. Sonra ben de Kanuni hakkında yorum yapacağım. Yap. Kanuni'nin ne bileyim kaç kilo altını vardı? Saydın mı?
Nereden biliyorsun devletin zengin olduğunu? Ben zengin, tattın mı? Ben zengin dedim mi? Tattın mı? Ben zengin dedim. Tattın mı? Nereden ben zengin biliyorsun? Demedim ki. Muhacir kaç çadır vardı saydın mı? Ben zengin dedim mi? Demedim. Say ondan sonra konu. Say, saydın say, mı? Hiç kıvır, hiç. Kıvır. Yani. Kıvır. Yani. Başka bir mesleğe gitti. Sadece yakışmıyor. Tabii.